özel misafirlerimiz var. Bir anne ve bir oğul mu kız mı bilmiyoruz. Ona şimdi bakacağız. Bebişin cinsiyetini şimdi öğreneceğiz. Merhaba. 38 günlük bir bebek. Çok tatlı gözüküyor. Biz de yeni tanışıyoruz daha. Büyütmüş getirdi bana, değil mi? Sen ne getirdin bana? Bebeğini mi getirdin? Hoş geldin. Önce seni seveceğiz. Önce sen. Ne haber? Nasılsın? Hayırlı olsun. Bebek yapmışsın. Allah'ım, bebeğin de fazla sevgi dolu. Fazla sevgi dolu. Aferin sana. Evet, şimdi sana bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldin. Bu ne güzellik böyle. Ay, ay. Sen tabii buranın klinik olduğunu bilmiyorsun. Bak annen nasıl korkuyor, gördün mü? Sen hiç korkmuyorsun bakıyorum da. Bakalım sen dişi misin, erkek mi? Ne sence? Bir erkek havası aldım ben. Erkek. Erkek mi diyorsunuz? Yakın çünkü. Ya şunu, sana erkek dediler ya. Bu güzel kız erkek dediler ya. Bu çok tatlı Öncesi bir iyi kız. olsun. Şuna baksana. Şuna baksana, ne kadar güzel bir kızsın sen, böyle inanmıyorum. Ve sadece 38 günlüksün. Öyle mi? Hiç benzemiyor 38 günlüğe. Kocaman. Annesi çok güzel bakmış ona. Neredeyse annesi kadar. Bakar mısın şuna? Kız senin kadar bu. Allah'ım ya Rabbi. Analı kızlı gelmiştiniz buraya. Ha? Çok tatlı. Allah nazarlardan korusun. Bu bebek büyüsün, videoya öyle atalım. Nazar değmesin. Önce büyütelim iyice. Oy benim aşkım. Oy benim aşkım. Evet. Şimdi bu bebeğin ilk muayenesini yapacağız. Biz durmaya yanınıza, hareketlere bak. Allah'ım. Şimdi sana ilk muayeneni yapacağım, tamam mı? Birazcık muayene edebilir miyim seni? Tamam, edeyim. Tut abicim sen onu. Evet, gel bakalım. Gel bakalım. Allah'ım ya Rabbi. Sen senlik bir durum yok. Gel sen kucağa. İlk muayene anısı. Bravo sana be. Çok sağlıklısın ha. Ne güzel kalbin var böyle. Bayıldım. Çok güzel bir kalbin var. Evet. Evet. Anneye de bakalım mı? Sen şimdi dur. Bir de anneye bakalım. Gelmiyor. Kaç. Kız sen niye kaçıyorsun benden? Bebeğin bende. Sen nereye kaçıyorsun? Ha? Dur bakalım şimdi. Bekle. Bakayım göğüslerini. Bakayım sütün var mı? Oo, dolu dolu sütler var burada. İyi beslemişsin, iyi bakmışsın. Tebrik ederim seni. Çok güzel bir anne olmuşsun. Annelik yakışmış sana. Evet, çok yakışmış. Çok yakışmış. Bravo. Şu gözlerine bakayım. Bırakacağım sonra, tamam mı seni? Şimdi biz bebekler de iç parazit tedavisine erkenden başlamak istiyoruz. Onun da 45. gün tedavisine başlayacağız, değil mi? Sonra aşılarına başlayacağız yavaş yavaş. Bu güzelliğin daha yemek yemeye başlamamış. Bugün bir yemek yedirmeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl tepki verecek yemeğe karşı, onu merak ediyorum. Daha önce hiç yemek yemedim. Sen hep süt mü içiyorsun? Bak, yaş mama diye bir şey var. Denemek ister misin? Korktum. Korkma. Korkma. Dur bakalım şimdi. Çok sağlıklı gözüküyoruz, maşallahımız var. Bak şimdi. Şöyle bir şey var. Yer misin böyle bir şey? Bak bak. Bir bak bakalım Kızım tadına. değil ha. İlk Bak tanışma. bak bak bak. Bir kızım ama. Yiyoruz. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Ya yemek yemeyi biliyor şu anda. Annesinden gördü mü acaba bilmiyorum. Hani ilk kez yemesine rağmen çok güzel yedi. Biz normalde şey yapıyoruz böyle. Kabı hazırladıktan sonra kafalarının içine sokuyoruz tadına bakabilsin diye. Bu çocuk patır patır yemeye başladı bile zaten. Hem vitaminini hem de mamasını yedirelim artık düzenli olarak. Anneye verdiğimiz vitamin var ya, onu bebeğe de vereceğiz aynı zamanda. Bağışıklığını arttıracağız. Şeyi nasıl yapacağız? Mamayı nasıl yapacağız? Mesela şurada biz şu an bir tane hasta kedimiz var, onun için hazırlıyoruz. Üzerine sıcak su döktük kuru mamanın.
Bunun yumuşamasını istiyoruz. Ağzında yara var çünkü yumuşak yumuşak yesin diye. Bu çocuk için de benzer bir şey geçerli. Mamayı ıslatacağız. Mama kaynar suda durunca yumuşayacak. Sonra onu çatalla ezeceğiz. İçine de birazcık yaş mama katacağız. Yaş mamayla beraber karıştırarak ona yedirmeye başlayacağız. Neden sadece yaş mama vermiyoruz? Çünkü kuru mamanın içinde alması gereken besin mineraller var. Onları da alabilsin diye. Ama bu akşamdan itibaren muhakkak artık yemek yemeye başlasın. Çünkü annedeki göğsündeki süt evet var. Bir tane yavru için hala yeterli. Ama birazcık annenin yükünü azaltmak lazım. Bir taraftan artık besin gıda olarak farklı gıdalara geçmek lazım ama çok hızlı değil, yavaş yavaş. Yani pat diye bir sürü yemesin. Çünkü obur bir şeye benziyor, bir sürü yiyebilir. Öyle bir potansiyeli var. Senden bahsediyorum, evet. O yüzden böyle azıcık verelim önce birinci gün. Bağırsaklarını alıştırarak ilerleyeceğiz bu süreçte. Daha istiyorsun yani, öyle mi? Daha yok, çok bile yedin. Çok bile yedin. Evde kuru mamalı yiyeceksin, tamam mı? Sadece yaş mamaya alışma. Evet, evet. Şimdi az önce dedim 45. gün biz ona iç parazit tedavisi yapacağız tablet şeklinde. Bugünse şurup şeklinde ilk parazitini vereceğim zaten ben ona. Artık boyut olarak ve yaş olarak istediğimiz seviyelere gelmiş durumda. Minik bir şurup içireceğim şimdi, hafiften acı. Ondan sonra işlemimiz tamamlanacak. 45. gün için de sana bir tane tablet vereceğim. Yutturabilirsen yuttursun, yutturamam dersen getir biz yutturalım burada. Hem de kontrolünü yapmış oluruz tekrar vakit varsa. Görsem daha iyi olur 45. gün onu. 52. günde aşısına başlayacağım inşallah. Yiyeceğim poponu, yiyeceğim poponu. Şimdi bir şurup içeceğiz seninle, tamam mı? Evet, güzellik. Şu şurubu içmek ister misin? Acı biraz ama anne sütü kadar lezzetli değildir eminim ki. Ama biraz içmen lazım. Beğendin mi yoksa bunun da tadını? Çocuğum sen deli misin? Bu acı acı. Hiçbir yavru içmiyor bunu. Yiyecek mi de? Sen de mi yiyeceksin? Annesi diyor ki ne veriyorsunuz benim çocuğuma diyor resmen. Tepki verdi. Beyaz da mı oburdu? Beyaz da çok yemeği sever. Yapmaları bile çok benziyor birbirine. Aynı beyaz. Ya, annesi kızı aynı ana kız birbirlerine çekmişler. Güzelliğe bak güzelliğe. Güzelliğe bak güzelliğe. Ha, çok güzelsiniz be. Öpeceğim mi beni? Öpeceğim. Allah'ım. Gördün mü? Çocuğun nasıl öpüyor beni. Sen hiç öpmüyorsun beni. Beni seviyor, gördün mü? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Tekrar yineliyorum. Günde iki öğün yemeğimizi verelim. Sütün içmeye devam etsin zaten. Yani biz sütümüze aşılarına başlayana kadar en azından devam edeceğiz. Onu bırakmak yok. Ne oldu? Sen gitmesen düşün. Bana mı geleceksin? Gel. Sarılacağız mı? Hop yap. Kaçırayım seni. İstiyor musun? Vitaminimizi düzenli kullanacağız. 45. gün bekliyorum tekrar. Kontrolümüzü yapacağız. Ona göre ilerleyeceğiz. Dişlerimiz de ufak ufak çıkmış zaten. Baksana şu küçücük dişleri. Allah'ım minnacık dişleri var, minnacık. Daha çıkmak üzereler. Süt dişleri bunlar. O süt dişleri çıkacak, ondan sonra bir de onlar dökülecek. Kalıcı dişleri çıkacak. Yavaş yavaş aşama aşama. Şu an müthiş kaşınır. Bir de dişleri çıktığı için göğsü emerken artık annesinin memeleri de acımaya başlıyor. O yüzden anne köpekler artık belli bir yaştan sonra kaçmaya başlarlar. Yanında çok zaman geçirmek istemezler belli bir süre sonra. Özellikle de dişler çıktıktan sonra. O yüzden yavaş yavaş bunu mamaya alıştırmak gerekiyor. Yiyeceğim o göbüşü. Ha? Yiyeceğim o göbüşü. Kaşınıyor musun? Pre kontrol yapalım mı sana? Olmaz ama ne olur ne olmaz. Hı. Yavaş yavaş kafana vurdu şapşal. Isıracağım bunu. Isıracağım bunu. Deli. 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 Ha? Allah'ım. Yaşına göre hareket kabiliyeti çok gelişmiş. Yani aslında
tek çocuk olduğu için çok daha hızlı büyümüş. Şu an nereden baksan 45 günlük çocuk kadar kabiliyetli, öyle söyleyebilirim. Görüşürüz, iyi bak kendine, tamam mı? Evet, görüşürüz. Dikkat et. Kocaman ol, gel, tamam mı? Evet. Düşersin. Çilvelere bakar mısın ya? Alalım kutularını. Isıracağım seni. O zaman sen benimle kal istersen. Olur mu? Benimle kalmak ister misin? Sen bebeğini alır be. Bir moralim bozuldu. Annenle mi kalacaksın? Kucak istemeyeyim. Geç bakalım. Aferin. Görüşürüz cadı.